Olimpiyatlarda cimnastik dalında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan. Şimdi stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte. Hoş geldin Ferhat. Merhabalar, hoş bulduk. E, yüzler gidiyor. Madalya orada. Bir madalyayı görebilir miyiz? Şöyle kameralarımıza doğru bir gösterebilir misin? Tabii, tabii ki. Şöyle <laughs> ne zaman çıkardın madalyayı? Nerede duruyordu o madalya? Yani madalya e, tabii ki en güzel yerde saklıyorum. Başucumda duruyor. Şu zamana kadar 3 gün oldu geleli. 3 gündür başucumda. Peki madalyana evet. sarılıp şöyle bir uyudun mu madalyanla birlikte? Evet ilk gün beraber uyuduk. İlk gün birlikte uyudunuz. <laughs> evet birlikte uyuduk. Gerçekten çok bekledik bu madalya için. Ee, ne kadar bekledin bu madalya için? 20 yıldır bekliyorum bu madalya için. 20 yıldır çalışıyorsun. Evet, Peki evet. E, performans kaç saniye sürdü? Ee, bir dakika sürdü. Bir dakika, Aynen, bir dakika öyle. için 20 yıllık bir evet, çalışma evet, gerekiyor. Evet. Ee, müthiş gerçekten müthiş bir başarı elde ettin. Bir ilke imza attın ve hepimizi meslettin. Hepimizi gururlandırdın. Sağ olun, sağ olun. Ee, o madalyayı almanı biz ekranlardan izledik. Buradan izledik evet. ve heyecanla izledik. Ekranlara kilitlendik. Peki e, neler hissettin? Nasıl bir duygu seline kapılıyor insan olimpiyat madalyası alınca? E, tabii olimpiyat madalyası bambaşka. Hele ki cimnastik branşında olimpiyat oyunlarında... İlk madalya almak çok çok farklı duygular içine girdim hı hı. ve e, o anda gerçekten bütün yaşanmışlıklarım, antrenmanlarım, çektiğim acılar, e, başardığım diğer başarılarla kıyaslanamaz bir başarıydı. Çünkü hı hı. olimpiyat madalyası benim hayalimdi, hedeflerimi dönüştürdüm. Bu hedefler için de çok fazla emek verdim, çok çalıştım. E, o madalyayı aldığım anı zaten gördünüz çok duygusallaştım ve çok mutlu oldum inanılmaz Hı -hı. bir gurur benim için. Tabii e, sen o hareketleri yaparken fizik kurallarına aykırı hareket <gülüyor> ediyorsunuz <gülüyor> bir kere. <laughs> ve siz o hareketleri yaparken biz helal sana dedik gerçekten. Çok e, zor Hı -hı. E, hareketlerdi. Birazcık başarı nasıl geldi? Birazcık anlatabilecek misin? Yani şöyle cimnastik branşı biliyorsunuz ki dediğiniz gibi fizik kurallarına aykırı çok zor bir branş. Aynı zamanda olimpiyat oyunlarında da en çok izlenen branşlardan biri. E, günde 6-7 saat antrenman yapıyorum ve... E, 20 yılımı bu madalyayı kazanmak için verdim ve... Kaç yaşında başladın? E, e, 9 yaşında falan başladım. 9-10 yaşlarında. Normalde biliyorsunuz 4-5 yaşlarında başlanıyor. Aslında evet, geç başladım. Evet birazcık geç değil mi? Geç başlamışsın. Evet. evet Geç başladım. Tabi bu arayı kapatmak için önümdeki sporcular 5 yıl önden gidiyordu. Onu kapatmak için çok çalıştım. Aslında hı hı. bu madalyayı alırken ki o hırs çok çalışma ben cimnastiğe ilk başladığımda başladı. Çok çalışmam gerekip. Önümdeki sporcuları geçmeye çalışma. O Hı -hı. yüzden e, geç başlamam bir avantaj oldu benim ama için. Ama e, bir yetenek de gerekiyor değil mi? Hep sorulur Hı -hı. ya e, ben de sana sorayım istiyorum bir yetenek mi e, bu anlamda çok önemli yoksa çok çalışmak mı? Yani yeteneğin var ama çok fazla çalışmıyorsun nasıl olsa ben bunları yaparım Hı -hı. E, diyorsun. E, nasıl genelde bakılıyor bu anlamda? Bence ikisinin birleşimi çünkü cimnastik branşında yetenekliyseniz çalışmazsanız hiçbir şey olmaz. Hı hı. Yani bir iki gün antrenman yapmıyoruz bizi bir iki hafta geriye atıyor. O yüzden yeteneği çalışmakla birleştirmeniz gerekiyor. Bir adanmışlık gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani dediğim gibi 6-7 saat antrenman yapıyorum ve günümün yarısı orada geçiyor antrenmanında ve sosyal hayattan biraz fedakarlık ediyoruz. Ailemi görmüyorum, yıllardır kamptayım olimpiyat oyunları için ve öncesi için ve hayatımı adadım bu madalya için. E, ...ailelerini görmüyorsun... ...büyük bir adanmışlık var ama bu adanmışlığın... ...ve 20 yılın sonunda... E, ...hayallerine kavuşmuş oluyorsun... ...bu arada e, spor... ...sen gelmeden önce birazcık sohbet etme fırsatımız oldu... ...kendisi de burada Haber Global Spor Müdürü... ...Onur Tuğrul... Evet. E, ...2019'da galiba programına e, 2019, katılmışsın... 2019 Mart, ...2019 Mart... ...2019 Mart'ta evet, ve... E, ...aslında zor görüyorsun olimpiyatı... E, ...o dönemde verdiğin röportajda... ...o dönemde zordu peki ne değişti... ...pandemi de vardı... Aslında 2019 biraz daha geç bir zaman. Onun öncesinde çok çok zor görülüyordu. Yani şöyle söyleyeyim. Cimnastik branşında olimpiyatlarda madalya alınacak deseler 10 yıl önce. Herhalde kimse inanmazdı buna. Ama biz o 10 yıllık... Bir planlamayla buna inanarak e, başardık bu başarıyı. O planlama çok önemli e, ve cimnastikin gelişimi siz de biliyorsunuz uzun süredir devam ediyor. 2019'da dünya şampiyonu İbrahim Çolak'tan sonra onun öncesi Avrupa madalyalarımız ve şu anda şöyle bir şey cimnastik branşında Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünya şampiyonluğumuz var. Şimdi de Olimpiyat madalyesi geldi. Büyük yani... bir sorumluluk. Artık Hı -hı. rol modelsin aslında pek çok kişi için nasıl bir sorumluluk? Kesinlikle. Ben zaten her zaman söylüyorum, bu madalyeyi evet ben alıyorum. Ama sadece başarılı olmak benim görevim değil. Benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var ve Hı -hı. bundan da çok dolayı çok mutluyum. Ee, gelecek nesillere bu başarıyı aktarıp hatta sürdürülebilir hale getirerek bu başarıyı artarak devam ettirmeliyiz. Bu anlamda da gerçekten her türlü görevi üstlenmek üzere yani geleceğin aydınlık yeni nesillerine bu başarıyı aktarmak, tecrübelerimi aktarmak istiyorum. İnşallah biz de bekliyoruz hep birlikte izleyeceğiz. Peki o röportajında, Onur'a verdiğin röportajında mental hocalarından bahsediyorsun. Hı -hı. Çok ilginç geldi bana. Nasıl oluyor birazcık izleyicilerimize bahsedebilir misin? Bilmeyenler var Hı -hı. şimdi belki mental hoca ne demek Hı -hı. diyenler olabilir. Şimdi şöyle, yaptığımız iş fiziksel olarak gözüküyor tabii. Orada e, fiziksel bir başarı gibi gözüküyor ama jimnastik sporu tamamen mental ve psikolojik çok hazır olmanız gereken bir spor. Çünkü jimnastik kusursuzluk gerektiren bir spor. Yani bir küçücük bir konsantrasyon kaybı, küçücük bir el kayması bile sizin madalya almanıza hatta sonuncu hatta oynatmazsan elini şampiyon olabilirsin. Öyle küçük detaylar gerektiriyor. Bu yüzden mental antrenman çok önemli. Buna çok önem veriyorum. Psikolojik, yani ne kadar fiziksel çalışsak da 20 yıl boyunca o selamı verip elimi kaldırdığımda psikolojik olarak kötüysem o anda çok kötü yarışabilirim. O zaman hep derler ya önce hayal et. Önce hayal mi ettiniz hmm. bu anları? İşte mental antrenman çok önem verdiğim yer orada. Paralele çıkmadan önce kafamda canlandırıyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve o seriyi tekrarlıyorum kafamda. Kaç Daha kere tekrar çıkıyorum. ediyorsunuz? Yani bu fiziksel antrenman gibi aslında çalışmamız gereken bir alan, mental antrenman. Yani binlerce kez tekrar ediyorum normal antrenmanlarda fiziki olarak, mental olarak da aynı şekilde. Yani binlerce defa tekrar ediyorum. O zaman sadece vücudunu iyi bir şekilde kontrol etmekle Hı -hı. kalmıyorsun, zihnini de güzelliğe yönetiyorsun değil mi? Zihnini de kontrol kesinlikle, ediyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi o yarışma anında o... Psikolojik durumunuz çok çok iyi olmalı. Şimdi e, tabii ki o ana geleceğim ama öncesinden başlamak istiyorum. Bir uğurun var mı çıkmadan önce yaptığın? Aslında uğurum değil ritüellerim var. Mesela. Ee, onlardan biri de bu. Ee, her yarışmadan önce kafama bir havlu kapatırım ve bu e, yapacağım seriyi kafamda canlandırırım. Sessiz bir ortamda kimse yok mu? Ee, aslında ses benim için önemli değil çünkü o anda hiçbir şey duymuyorum. Yani paralele çıkarken de mesela bin, şimdi pandemi nedeniyle seyirci yoktu ama binlerce kişinin karşısında ben finale çıkarken çok fazla ses var ama ben şu elimi kaldırdığımda tamamen her yer kapanıyor ve ses de kapanıyor. Sadece paralel ve ben oluyoruz. <laughs> Böyle Başka birkaç ritüel var dedin. Bu mu? Ee, var birkaç tane daha var Mesela da bozulmasın aile, diye söylemiyorum. <laughs> Ailenle konuşuyor musun? Antrenörünle e, neler konuşuyorsunuz? Vallahi bir şeyler konuşuyor musun? Ee, yani Kesinlikle ailemle konuşmadan yarışmaya girmiyorum tabii de. Hı -hı. Antrenörümle yani şu andaki antrenörüm Yivgeni. E, gerçekten çok büyük bir emeği var. İnşallah 2024'te de beraber güzel başarılar başaracağız. Hı -hı. E, o kadar rahatlatıyor ki beni antrenörüm. Yani yarışma anında çıkarken hakeme selam vermeden önce onun orada yanımda durması, bir iki kelime etmesi bile yani beni acayip rahatlatıyor. O güven mi veriyor? Güven veriyor bana. Şöyle bir bakışından evet. ne demek istediğini anlıyor musun? Kesinlikle. Zaten çok yavaş konuşur, sessiz konuşur. Kimse anlamaz. Bir de maskelerden daha çok anlaşılmaz hale geldi. Ama ben şöyle gözlerinden anlayabiliyorum yani. En son çıkarken o madalyayı getiren performansını sergilemeden önce sana ne dedi? Zaten onun öncesinde çok fazla konuşuyorduk. Sadece işini yap dedi. Yani hmm. bu zaten benim mottom. O da biliyor, o da aynı şeyi söylüyor. Ve birinci çıktım, arkamdan yedi sporcu geliyordu. Ve sadece işini yap, gerisi zaten olacak dedi. Ee, biz de sadece işimizi yaptık. Peki, çıktın ve o hareketleri yaptın. Gerçekten çok zor hmm. hareketler. Defalarca izlesek de her seferinde <laughs> aynı şaşkınlıktayız. Ee, o anda sadece... Ee, hiçbir şey düşünmüyor musun? Sadece o ana mı konsantre oluyorsun yoksa aklından pek çok şey geçiyor mu? Çünkü geçebilecek aklından geçebilecek düşünceler e, bir tedirginlik bir endişe hali dikkatini dağıtabilir. Ee, dediğim gibi birincisi sadece kendi işime odaklanıyorum. İkincisi de her yeri kapatıp sadece paralel ve ben kalıyoruz. Orada kafamdaki düşünceler aslında şu. Ee, benim motto'm şu: 10 tane hareketim var ve 10 hareketi teker teker düşünebilmek. Ben o hareketi yaparken harekete girmeden aslında yine hareketi düşünerek hareketi yapıyorum. Çünkü bir hareketi yaptıktan Hı -hı. sonra birazcık moral bozulabiliyor yanlış Hı -hı. yapıldığı zaman. E bu tarz durumlara karşı ne yapıyorsunuz? E, şöyle oluyor genelde benim. E, eğer küçük bir hata yaptıysam aslında bunu kapatabilmek adına diğer hareketi kusursuz yapmam gerekiyor. Hı -hı. Yani bu düşünceler seri yaparken kafamda e, dönüyor yani e, ve hiçbir şekilde. O anın dışına çıkmak istemiyorum. O anın dışına çıkarsanız konsantrasyon kayboluyor o anı yaşamaya çalışıyorum. Anı yaşamaya çalışıyorsun. Peki e, sonuç belli oldu. Hı -hı. E, madalya'yı alacağım belli oldu. E, neler yaptın o anda? Neler hissettin? Ailenle e, ilk kiminle konuştun? Sana ne dedi o anda? Hı -hı. Antrenörün neler söyledi? İçinden ne yapmak geldi? Dans etmek mi? Zıplamak <gülüyor> mı? <gülüyor> ben seriyi bir zaten, kez daha yapacağım dedin mi mesela? <laughs> zaten şöyle o kadar e, mutlu oldum ki fizyoterapistim orada elini uzattı. Öyle bir sert vurmuşum. 2-3 gün kolu ağarmış. Fizyoterapistim o kadar <laughs> <laughs> böyle enerjik ve mutluydum. Ee, tabii ilk önce ailemle konuştum. Belki görmüşsünüzdür. Madalya aldıktan sonra orada e, bir sürpriz yaptılar. Görüntülü olarak bağladılar. <laughs> orada çok duygusal anlar yaşadık. Onların emeği çok büyük. Çünkü <laughs> ben orada bir şey söyledim. E, bu madalya hepimizin. Biz başardık. Hep beraber başardık. <laughs> çünkü hem ailem hem e, arkamda ekibim çok e, çok kalabalığız. Sadece ben almadım bu madalyayı. Kaç başarıyı. kişilik bir ekip Ferhat? Ya inanılmaz bir ekibim var. Sadece antrenörüm değil, fizyoterapistim, masörüm, mentorum, kulübüm, Göztepe. Yani buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibim çok çok büyük ve bu olimpiyat madalyası gerçekten ekip halinde çalışmayla, çok çalışmayla ve adanmışlıkla geliyor. Ve bunu da biz beraber başardık. Beraber başardınız. Peki e, şunu da sormak istiyorum. Şimdi pek çok hareket yapıyorsunuz Bilmiyorum. ve pek çok alet var değil mi? Evet, e, tek evet. bir aletle mi e, daha e, iyisin yoksa diğer aletlerde de aynı başarıyı gösterebiliyor musunuz? E, i̇zleyicileri bilmeyenler için birazcık evet, daha evet, açalım evet. istiyorum. Şimdi cimnastik branşında erkeklerde 6 tane alet var. Hı -hı. Bu 6 aletin genel toplam finali de oluyor. Orada da madalya alınıyor. E, bir de alet bazında e, madalyalar dağıtılıyor. Ben 6 aleti de yapıyorum aslında. Ama 6 aletin toplamında madalya şansı çok zor gözüktüğü için benim için paralel paralel barda madalya alma daha fazla umut vardı ve öncelerinde de Avrupa şampiyonlukları, dünya kupası şampiyonluklarını da gösterdik ve sadece paralel bara odaklandım. Yani 6 alet ve genel toplam finalindense paralel barda daha iyi performans gösterebildiğim için orayı tercih ediyorum. Şimdi genelde ülkemizde spor denilince belli branşlar çok ön plana çıkıyor. Hep bildiğimiz belli branşlar var ve o branşlarda gelen ödüller, madalyalar var. Tabii ki gururlandırıyor bizi ama cimnastik mesela bu branşlardan biri değildi madalya anlamında. Birazcık bizim spor tarihimizi de değiştirdin geriye dönüp ileriki yıllarda bakıldığında artık e, adın orada böyle altın harfler deriz ya. Bir çentik attın sen aslında. Hmm. E, altın harflerle duruyor. Peki e, bu nasıl bir değişiklik oldu? Bundan sonra neler olacak? Evet dediğiniz gibi bu madalya cimnastik tarihini, evet tarihe geçti cimnastik ama aslında Türk spor tarihine geçti. Yani birçok branşımız olimpiyat oyunlarında bu arada e, ilkleri başardı. Ve e, ben her zaman e, şöyle söylüyorum yani Dünya sporunda böyle kahramanlar vardır ya işte Naim Süleymanoğlu gibi işte Michael Jordan gibi hı hı. ne bileyim işte Federer gibi böyle o branşın kahramanları vardır, ilkleri vardır. Ee, işte Mete gibi, ben gibi e, sporcular, ilkleri başanan sporcular aslında bir kahraman olma yolunda bir adım attık ve e, dün akşam mesela Mete ile beraberdik ve Yoldan geçen, oturduğumuz yerde, her yerde bizimle fotoğraf çekilen, bizi tebrik eden, gurur duyuyoruz diyen insanlar çoğaldı. İşte bu gerçekten büyük bir başarı ve bizim mutluluğumuzu sergiliyor ve aslında ben şöyle bir şey söyledim. Bir çocuk bile beni izleyip cimnastiğe başlıyorsa eğer, işte ben o zaman başardım. Bu anlamda gerçekten tarihi başarı ama bunu diğer geleceği gelecekteki nesillere de aktarmamız gereken bir başarı. Kesinlikle kesinlikle ama senin o görüntülerini ve finale kalan diğer arkadaşlarımızın da görüntülerini zaten hı. izleyenler bunun devamının geleceğine inanıyorum. Geleceğine inanmak istiyorum. Rol modelsin. Peki senin şimdiki çocukların yaşındayken hı hı. yani 7 8 9 yaşında mı evet, başladın? 9 10, yaşlarında 9 10 yaşlarında başladığında veya başlamadığın dönemde rol modelin hı. var mıydı? Kimdi? Ya yani nasıl başladın? Aslında ben şans eseri başladım. Okul bahçesinde hiçbir eğitim almadan ellerimin üzerinde yürüyormuşum. Beden eğitimi öğretmenim de gördü beni. Dedi bu çocukta bir yetenek var aileme de yönlendirdi. Bir yere yazdırmamız lazım. Bir de böyle çok hiperaktif bir çocukluğum vardı. Çok hareketliydim. O şekilde şans eseri başladı. Bu arada beden eğitimi öğretmenimle de hala görüşüyoruz. Adı yani, ne? Işık, Işık Hoca. Işık Hoca. Evet Işık Hoca'ya da teşekkür ediyorum buradan. Yani o orada keşfetmeseydi eğer bugünlere gelemezdim. Tabii ondan sonraki destekler de sayesinde. Ee, tabii e, 9-10 yaşlarında başlamak çok çok e, dezavantaj gibi gözüktü ama işte bunu dediğim gibi avantaja çevirdim diyebilirim yani. Hı hı, evet kesinlikle. Peki e, madalya geldi. Madalya geldikten sonra e, spor bakanımız da oradaydı. Hep destekleri hı hı. oldu. Neler konuştunuz? O neler söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, konuşmanızla neler geçti aranızda? Birazcık daha onlardan bahsedelim evet, mi? Evet. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Telefon görüşmesi yaptık. Çok çok tebrik etti gelince de davet etti. Ee, i̇nşallah şimdi diğer kafileye döndükten sonra da yanına gideceğiz. Ee, bakanımıza değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten o kadar çok yanımızda olduğunu gösterdi ki. Hı hı. Yani sadece yarışmada değil bu arada. Yarışmadan önce kamp yerlerimize geldi, antrenman salonlarımıza girdi. Bakan'dan yani, ziyade yani, sözünü kesiyorum ama hı. bir abi gibi sanki Kesinlikle, değil mi? Şefkatli bir Biz onu, hep öyle izledik çünkü. Evet, evet, tam onu söyleyecektim. Gerçekten bir abi gibiydi yanımızda kazansak da kaybetsek de yanımızdaydı. Bu çok çok önemli. Yani benim antrenman salonuma girip o paralel barın tozlu yerine oturdu ve benim serimi değerlendirdi, benim serimi dinlemek istedi. Bu bizim için çok çok bir yüksek moral kaynağı. Yani çok motivasyon anlamında çok çok iyi. Olimpiyatlara gitmeden önce. Olimpiyat oyunlarında da yani voleyboldan tutun okçuluğa, okçuluktan güreşe, cimnastiğe Tüm salonlardaydı. Buradan gerçekten çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Şimdi e, seni dinlerken şunu düşündüm. E, çok alçak gönüllüsün ve e, sakin sakin böyle güzel güzel anlatıyorsun ama senin şu an hemen yanında e, bir madalya var <gülüyor> <gülüyor> Ferhat. Ve bu olimpiyat madalyası e, evet. genelde e, bu tarz madalyalar, bu tarz ödüller değiştirebilir Hı. ama sende herhangi bir değişme yok. Olacak mı? <laughs> Yok ben her zaman şöyle bir düşüncedeyim. Ne kadar çok ünvan alırsam alayım, ne kadar çok yükselirsem yükseleyeyim. Hiçbir zaman hem karakterimi hem de kendimi bozmamak için elimden geleni yapıyorum ve ne kadar çok yükselirsem boynum o kadar bükülüyor açıkçası. E, o yüzden e, her zaman söylüyorum sadece ben değil ekip diyorum hep arkamdaki ekibi söylüyorum. Çünkü e, kimseyi unutmamamız gerekiyor. E, geldiğimiz yeri unutmamamız gerekiyor. Ben dün olimpiyat üçüncüsü değildim. E, Hı -hı. Dün de böyleydim. Avrupa şampiyonu değildim Avrupa şampiyonu olmadan önce. Avrupa şampiyonu olmadan önce de böyleydim. Olduktan sonra da böyleyim. E, o yüzden e, bu konuda e, hiçbir değişiklik, şey değişmeyecek e, diyorsun. <laughs> değişiklik olmayacak. Şimdi e, şöyle yorumlar yapıldı özellikle sosyal medyada seninle ilgili. E, evet bronz alındı ama altın değerinde altın Hı -hı. gibi bir bronz Hı -hı. dendi. Evet işte cimnastikte ilk madalya olduğu için tabii ki ve Olimpiyat oyunlarında cimnastik branşında madalya alabilmek hayaldi. Hı -hı. Yani e, herkes öyle görüyordu ama bizim hedeflerimizdi. Hayal çok soyut benim için ama hedef dediğimde daha çok somutlaşıyor. Benim hedefim de o ve başardım. E, bu anlamda e, tabii altın değerinde, pırlanta değerinde demeleri benim çok hoşuma gidiyor. E, yani madalyanın bence, olimpiyat oyunlarındaki madalyanın altın, gümüş, bronz fark etmez. E, hiçbir şekilde farkı olmamalı. E, olimpiyat oyunlarına gidebilmek bile müthiş bir başarı tüm branşlarda. Tüm arkadaşlarımı da tüm madalyalı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hatta oraya giden herkese o 108 sporcuyu da tebrik ediyorum çünkü e, yani 83-84 milyonda 108 kişisiniz. Hı hı. Bu inanılmaz bir gurur. O yüzden bronz, gümüş, altın fark etmez. E, biz Türkiye olarak orada çok büyük bir başarı yakaladık ve en önemlisi de orada tüm Türkiye olduk ve bütün başarılarımızı hep beraber yaşadık. Karşılamalar, kutlamalar hep birlikte yaptık. Ee, bu çok güzel. Aslında Şimdi, önemli olan şey bu. E, sen konuşurken ben de bir yandan madalyalara bakıyorum. E, i̇ki altınımız var, iki gümüşümüz hmm. var. Dokuz e, e, Evet, dokuz da bro, bronzumuz. Toplam 13. Evet, tarihe e, geçtik. 13 tarihe geçtik. Evet, en fazla. Olimpiyat oyunlarında en fazla madalya alınan olimpiyat oyunları oldu. Ki pandemi de vardı evet. değil mi? Aslında pek evet. çok sporcumuz çalışmakta zorlandı bu süreçte. Ama avantaja mı dönüştü bu dezavantaj? Bazen öyle olur ya. Benim için avantaja dönüştü. Çünkü dediğim gibi o mental hazırlığı çok iyi yaptım. Ben biraz önce anlattım gözleri kapatma, hareketleri yapma mental antrenmanını. Pandemi döneminde evde otururken gözlerimi kapatıp sanki yolda gidiyorum, antrenmana gidiyorum. Antrenman yapıyorum, dönüyorum şeklindeydi. O beni güçlendirdi. Ben her olumsuz şeyden sonra olumlu yönlerine bakarım. E, düştüğüm yerden daha büyük kararlılıkla kalkmasını bildim açıkçası. Ki bu da başarıya e, getirdi aslında evet, bu özellik evet. sana değil mi? E, kesinlikle. E, tarihin en yüksek madalyanı olimpiyat oyunları oldu e, ve birçok sporcumuz da ucu ucuna madalyayı kaçırdı. Hı -hı. Çok daha fazla sporcumuz madalya alabilirdi. Ben 2024'te daha iyi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle devamı gelecek ve sayı artacak 4 Hı -hı. kişi finaldeydiniz. Evet. Peki hepiniz çok iyisiniz, hepiniz çok iyisiniz alanlarınızda. Arada böyle ufak kıskançlıklar oluyor mu? İyi anlamda söylüyorum. Yani ne kadar güzelliği yaptı. Ben de böyle yapayım. Şimdi buna, diye. buna şöyle bir cevap vereceğim. Kesinlikle olmuyor. Hepimiz bir takımız, jimnastik takımı olarak konuşuyorum. Ben Olimpiyat üçüncüsü olurken, Avrupa şampiyonu olurken, benim paralel bara çıktığımda. Magnezyum tozuyla benim barımı yapan kişi İbrahim Çolak. Öyle mi? Dünya şampiyonu. Hmm. Yani dünya şampiyonu ben olimpiyatta madalya alabilmem için paralelimi hazırlıyor. Yani kıskançlığın olmama örneği bu işte. Biz böyle bir takımız. Müthiş bir dayanışma Hatta değil mi? Hatta yani evet dayanışma, destek her türlü şey var bizde. Hatta yani tribünde şaşırmışlar. Yani dünya şampiyonu gerçekten olimpiyat oyunlarında madalya almasını isteyerek... Destekliyor ve barını mı hazırlıyor diye. Diğer sporcular mı şaşırmışlar? Diğer ülkelerin mi? Yok yok yani diğer ülkelerin değil. Diğer ülkelerin e, tabii diğer ülkeler şaşırmış. Türkiye'de hı hı. böyle bir dayanışma mı var diye onu da gösterdik biz aslında. Türkiye'deki dayanışmayı gösterdik. Çünkü e, şimdi başka ülkelere baktığımız zaman genelde çok başarılı alanların evet. sporcuları evet e, bir dayanışma olur ama bazen göstermelik kalabilir. Arka tarafta çok büyük bir rekabet dünyası olur. Hı hı. O yüzden sordum. Evet görüyoruz bunları. Ee, diğer ülkelerin sporcularını görüyoruz, diğer branşların sporcularını görüyoruz. Bunları görüyoruz. Bence yani böyle bir şey olmamalı. Aynı ülkedeysen eğer e, neden bir Amerikalı Hı -hı. madalya alsın ki Türk varken? Hı -hı. Yani ben öyle düşünüyorum hep. E, yani bir Türk varken diğer ülkeler neden alsın madalyayı? Her zaman her yerde Türkiye'nin madalya şansı varsa her branşta Türk sporcumuz alsın. Kesinlikle. Yani ne branşlar arasında bir kıskançlık olsun ne de branşların içinde bir kıskançlık olsun. Hep birlikte alalım. Beraber büyüyelim. Şimdi olimpiyatta rekor kırdık. Hep birlikte kırdık. Yani Bence böyle olmalı. Şimdi e, magnezyum tozu deyince aklıma şu geldi, beslenmen. Hı -hı. E, çünkü o hareketleri yapmak için evet e, çalışmak gerekiyor ama ona göre de bir beslenme gerekiyor. E, nasıl bir beslenme düzenin var? Neye dikkat ediyorsun mesela? E, şunu yemediğim bir şey var mı? yemedim dediğin. Yani yemediğim bir şey yok ama e, genelde e, tabii antrenman öncesi ve yarışma öncesi yememize içmemize daha çok dikkat ediyoruz. Biz jimnastikçiler olarak erkek jimnastikçiler çok kilo ile ilgili problemimiz yok açıkçası. Yani kilo bazında bir spor yapmadığımız, yani tekvando, güreş, judo gibi kilo olarak yapmadığımız için. Ama şöyle bir düzenimiz var. Genelde hazırlık dönemlerinde işte karbonhidrat ağırlıklı, işte protein ağırlıklı besleniyoruz. Ve hazırlık dönemlerinde daha fazla antrenman yaptığımız için bunlar hem vücudumuza hem de yaptığımız performansımızı etkilemek için bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Ve e, beslenme ve uyku düzeni, hayat aslında çok önemli. Kaç saate uyuyorsunuz? Yani yaklaşık en az 8 saat uyuyorum ben her gün. Ve hı hı. E, uyku düzeni, hayatınızın düzeni çok önemli. Cimnastik değil tüm sporlarda geçerli tabii. E, şu anda 28 yaşındayım ve 28 yıldır benim bir ay sonra, iki ay sonra ya da bir yıl sonra ne yapacağım bellidir. Çok planlı, programlı ve düzenli hayatımız var. Hı hı. O zaman son dakika olan gelişmeler böyle spontane olan şeyler biraz rahatsız mı ediyor size evet. planlı bir şekilde gittiğiniz <laughs> evet, için. <laughs> evet evet yani son dakika olan şeyler tabii çünkü biz antrenmanlarımızı bile planlı, yarışma takvimi planlı. Antrenmanda kaç hareket yapacağımız bile bellidir yani bizim bizim de yayınımız planlıydı. Önceden arkadaşlar galiba arayıp sordular değil mi? Evet evet planlı olarak geldik. Önceden planlı olarak geldiniz. Peki e, güzel bir karşılama oldu İzmir'de. Büyük bir coşku vardı. Evet. O karşılama anını soracağım sana ve e, eve gittiğinde ne yemek vardı? Ne yapmışlardı sana? <laughs> Bu e, yemek konusundan başlayayım. Yemek zaten çok değişmiyor çünkü e, en çok sevdiğim yemek dolma. Dolma. E, biber dolması. Biber, Annem dolma. harika yapar. E, o yüzden her yarışmadan döndüğümde o hazır olur yani. O kokuyla girerim evini işle. E, karşılama inanılmazdı. E, çok mutlu oldum. Yani o havaalanından çıktığımda omuzlara alındım. İşte e, açık otobüsle şehir turu yaptık. Yani emeklerimin karşılığını aldığımı e, ve o halkımızın İzmir halkının bana olan desteğini, işte Göztepe taraftarını, kulübüm Göztepe'yi, onların desteklerini hissetmek yani çok büyük bir gurur. Çok mutlu oluyorum. Madalyayı aldığım andan sonra böyle şeyler yaşamak gerçekten madalya aldığım ana götürüyor beni. Çok büyük bir gurur, inanılmaz bir karşılamaydı. Çok mutlu oldum yani. Şimdi sahne konuşurken yönetmenimiz Kadir de hemen söyledi kulağıma olimpiyat köyündeki toplanma vaka sayısı 430 olmuş. 430 vaka açıklanmış. Nasıl önlemler vardı? Olimpiyat köyü nasıldı? Çünkü dünkü yayında da Buse Nas'la, Sürmeneliyle Nas, hmm. Nas sürmeneliğiyle hmm. bir telefon bağlantım oldu. Hmm. O da taksideyiz ve olimpiyat köyüne doğru gidiyoruz demişti. Birazcık anlatır mısın o olimpiyat köyü nasıl bir yer gittiğinizde nasıl karşılamalar oluyor? Neler yapılıyor? Önlemler nasıl? Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Rio 2016'ya da gittim. Ben ikinci olimpiyatım. Bu o, olimpiyat Atmosferinin ruhunu biliyorum. Bu Olimpiyat bir gergin geçti. Yani çünkü düşünün yıllarca emek verdiğiniz bir şey için çalışıyorsunuz ve son gün pozitif olduğunuzu düşünün. Yani çok gergindi. Özellikle finale kaldıktan sonra çok fazla dikkat etmeye çalıştım. Köyün içinde çok fazla önlemler alınmış. Evet. Ama yine de insan korkuyor. Her gün test oluyorduk mesela. Her gün test sonuçlarını bekliyorduk. O da bir gerginlik, stres, stres yaratıyor. Yani karşılama çok güzel ama e, şehir sessiz ve sakin. E, önceden tabii o ülkenin, yapıldığı ülkenin, yapıldığı şehrin e, olimpiyat oyunlarında çok fazla e, atmosfer olarak e, çok neşeli, kalabalık olması beklenirken çok sessiz, sakin bir ortamdı. E, tabii, biz e, oraya madalya almaya gittik. E, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gittik. E, ben o saha dışı olayı kapatıp saha içine odaklandım. Ama genel olarak dediğim gibi stresli, gergin Hep bir ortam vardı. Hep maskeli miydiniz orada da? Hep maskeliydik. Diğer sporcularla aranızdaki iletişimlerde Evet hep maskeliydik. Kürsüye çıkarken bile maskeliydik. Yani o kadar dikkat edildi. Özellikle yemek alanında eldivenler falan takılıyordu. Ee, PVC'ler vardı herkesin arasında. Kimse birbiriyle temas etmiyordu. Ee, çok fazla önlemler vardı. E, Rio'ya da gitmiştim dedim. O zaman olimpiyat olarak kıyasladığın zaman e, o olimpiyat coşkusu birazcık daha buruktu ve e, stresliydi burada. Tatsız, tutsuz, saha dışı olarak tatsız, tutsuz bir olimpiyattaymış. Bizim için tatlıydı. Bizim için e, çok madale tatlıydı. Geldi. Evet, evet, <laughs> evet, tüm ekip, tüm Türkiye olarak bizim için tatlıydı. Peki, e, şimdi e, bronz aldım. Peki e, diğer sporculara baktığın zaman, diğer e, ödül kazanan sporculara baktığın zaman nasıl değerlendiriyorsun onları? E, cimnastik için altın ve gümüşten Evet, altın ve gümüşten bahsediyorum. Ben oraya gitmeden önce... Yani böyle wow dediğin hmm. e, gerçekten e, veya orada e, gerçekten çok iyi bir sporcuymuş dediğin bir sporcu var mıydı diğer branşlarda da ya da cimnastikte, ülke olarak? Ee, biz zaten e, tüm o rakiplerimle beraber yıllardır yarışıyoruz. Hepsi e, benim arkadaşım. Orada sadece yarışma içinde e, rakip oluyoruz. Hepsi arkadaşım ve hepsini biliyorum. Aslında biz rakiplerimize de hazırlanarak gittik oraya ve başlangıç notu olarak ben dünya rekoru en yüksek not yaparak gittim. Tabii hepsini biliyorduk. Altın alan Çinli onun ne yapabileceğini biliyorduk. En iyi performansını biliyorduk. İşte Alman'ın da aynı şekilde. O yüzden biz çalışarak gittik. Hepsini tanıyorduk, hepsini biliyorduk. Ve bu madalya aslında sadece yarışma alanında çalışma değil, analizlerle, rakip analizleriyle, kendi analizlerimizle gelen bir sistemsel başarı. Hı hı. Şimdi e, şunu da e, söylemek istiyorum yönetmenim bu arada diyor ki Yirem son 3 dakikamız kaldı hı hı. diyor son 3 dakikada e, olimpiyatlara dair e, cimnastiğe dair son cümlelerini almak istedim Ferhat Evet yani bizim için Çalıştırdığın öğrenciler hı hı. var mı bu arada? Evet yani İzmir'de bir akademim var, e, hı hı. kolektif akademi. E, orada e, 2018'den beri eğitimler devam ediyor. Tabii ben yarışma ve antrenman sürecinde orada daha çok çocuklara rol model, e, ya yani örnek olabilme yolunda ilerliyorum. E, yani Aslında benim amacım şu, cimnastik branşı temel bir branş biliyorsunuz. Yani tüm sporların temeli. E, o cimnastik branşında gelen öğrencilerime, veli, velilere şunu söylüyorum... Siz buraya evet cimnastikçi, çok iyi bir cimnastikçi olabilirsiniz, çok iyi bir sporcu olabilirsiniz. Ama siz buraya spor ahlakını, spor disiplinini, e, özellikle spor kültürünü e, öğrenmeye başlamaya geldiniz. Ve e, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini istiyorum. E, bu anlamda çalışmalarım e, devam edecek. Özellikle olimpiyat oyunlarından sonra İzmir'de e, kolektif akademi olarak çok büyüyeceğiz ve e, cimnastiği, daha çok yaymak, daha çok geliştirmek. Aslında sporu yaymak istiyorum. Yani bu projelerim var. Sadece dediğim gibi madalya kazanmak diye bir e, isteğim yok. Evet. Daha iyi başarılar kazanacağım. Kazanmak istiyorum ve çalışacağım. Ama bunun dışında işte bu gelecekteki nesillere de bir şeyler aktarmalıyız. Bu arada e, cümleine devam etmeni isteyeceğim ha. ama madalyayı bir alabilir miyim? Tabii ki. <laughs> Madalya şöyle birazcık elimde dursun sen ne kadar. <laughs> Tokyo 2020 bronz madalyamız şöyle bir kez daha gösterelim kameralarımıza. Ferhat Arıcan bizlerle birlikte ve çok güzel e, o yaşadıklarını paylaşıyor orada. E, diyelim Şimdi boy dedin, e, küçük yaşta başlanıyor. Genelde 4-5 yaşlarında hı. dedin. E, kız ve erkek çocuklarında da aynı mı? E, uzun boylu olması bir dezavantaj mı? Yoksa e, o boy sınırlaması var mı? Çünkü belli dallarda bu sınırlama olabiliyor. Aslında boy sınırlaması gibi bir şey yok cimnastikte. Hı hı. E, bazı aletlerden aletlere göre değişebiliyor. Kısa boylu cimnastikçi halkada daha iyi olabilir ama uzun boylu cimnastikçi kupluda ve paralelde daha iyi gösterebilir hareketi. Benim boyum 1.78. Herkes diyor ki cimnastik boy kısaltıyor ya da boyu uzanan olan cimnastik yapamıyor. Öyle mi? Kısaltıyor mu? 1.78 boyundayım. <laughs> olimpiyat üçüncüsüyüm. Yani e, bu algıları da yıktım düşünüyorum. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Şu algıyı da yıktık aslında. Çok fazla tepki alıyordum. Yani çok da e, yani cinsiyetçi kavramlar oluyordu. Ee, ne gibi? Jimnastik sporu, kız sporu. Yani jimnastiği erkek sporcu da yapar. İşte onu göstermiş oldum. Yani e, voleybolu erkek de oynar. Onu, onu da söyledim. Ne bileyim baleyi erkek de yapar. İşte futbolu kadın da oynar. Yani bu konudaki algıları da yıkmış oldum. Bu Şimdi, konuda çok mutluyum. E, ben de bir süre e, bale ve modern dans yaptım ve Hı -hı. E, hep kızdık sınıfta. Hı -hı yani sadece bir balet arkadaşımız vardı. Sonrasında da devam etmedi ve maalesef böyle bir algı var. Bu hala bu algıda olan anne babalara artık süremizin sonuna geldik. Ne söylemek istersin kameraya? İşte dediğim gibi yani böyle bir kavram olamaz ve işte ben erkek bir sporcuyum. Avrupa şampiyonuyum, dünya kupası şampiyonuyum, şimdi de olimpiyat üçüncüsüyüm ve jimnastik yapıyorum. Yani hiçbir sporun Kadın erkek diye ayırmamamız gerekiyor. Evet. Sadece sporda değil, her alanda e, toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli. Buna gerçekten biraz olsun bir algıyı değiştirebildiysem çok mutluyum. Ferhat çok teşekkür ederim madalyayı asıl sahibine evet, <laughs> teslim çok edeyim ben aman dikkat et madalyaya <laughs> güvenli bir yere koy. Tebrik ederim bir kez daha çok büyük bir gururdu hepimizi çok gururlandırdın mest ettin gerçekten büyük bir gurur yaşattın ve bir ilke imza attın ki devamı da gelecek. Önümüzdeki olimpiyatlarda ve önümüzdeki diğer yarışmalarda başarıların daim olsun umarım her şey gönlünce olur istediğin gibi olur. çok sağ teşekkürler. Sağ olun çok teşekkürler. Sağ evet Ferhat Arıcan bizlerle birlikteydi ee, ve e, bu yayınımızla birlikte bültenimizi de e, noktalıyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, güzel kalın.